Ondan sonra podcast. Ondan sonranın yepyeni bir yapımıyla karşınızdayız. Bu programın adı NBA Podcast. Geçen sezon bir ya da iki bölüm yapmıştık bu programı. Şimdi yeni sezonda bir fırsat bulduk ve de kendisini ekranlardan Yasak Elma şu anda oynadı dizi oradan tanıyacağınız Serkan Rutkay Ayıköz'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar abi. Bu projeden dolayı heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Zaten hani Sürekli çocukluktan beri takip ettiğim bir şeyi senle beraber bunu konuşmak basketbolu Ay, hem heyecan verici ederim. hem onur verici. Çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. İnsanlar e, seni televizyondan e, tabii ki tiyatroda da devam ediyorsun ama oradan bilenler de biliyordur ama onun dışında tabii ki dizilerden. Televizyondan biliyorlar. Böyle birinin e, aynı zamanda eski bir basketbolcu olarak NBA tutkunu tarafını Tabii. da e, görmekten memnun olacaklardır. Bana gelince beni biliyorsunuz. Ben her taraftan karşınıza çıkıp <laughs> çıkıp duruyorum zaten. Buradan da yine <laughs> eksik olmadım yine geldim. Ben de tutamıyorum kendimi. Basketbol e, konuşalım istedik. Ve de bu sezon elimizden geldiğince e, yine e, ciddi bir şekilde NBA podcasti sürdürmek istiyoruz. Tabii. Bir kez daha hayırlı olsun teşekkürler abi. Baktım basketbolcu artık olamayacağım. 30'uma geldim. Evet, ben de ya. en azından yorumculuktan <laughs> bir yerinden de olsa tutmak istedim. Ama sen NBA seviyorsun. Evet benim hep ilgi alanım NBA'di. Yani hep çocukken de hep NBA'yi takip ediyordum. Euroleague çok böyle kısa kısa dönemler oldu işte böyle. İşte Beşiktaş Eurocup'a gidince falan. Ha, Beşiktaş'tan ötürü. Zamandır. Aynen. Ha. Bir Iverson geldi onda bir çıldırdık gitti evet. canlı izleki falan öyle yani. Şey zamanları var bir de. Bodiroga zamanları var bir de böyle. o yok mu sen? Yok, yok. yok, o yok. O yok. Brooklyn'de yetiştiğin için olabilir mi acaba? Yani? Ya biraz öyle tabii. <laughs> Doğu sertti. <laughs> o zamanlar yani... <laughs> Zor zamanlardı. yani Ya hapse girecektim ya basketbol oynayacaktım. <laughs> Başka bir çarem yok. Peki efendim bu e, ilk bölümümüzde neler konuşacağız? Tabii sezon öncesi olduğu için e, draftlar, takaslar ve serbest oyuncu kontratları gündemde. E, ama geçen sezonu bir finalize edelim kendimizce dedik. Öncesinde bir e, Lakers'ın Rutkay'da bir e, Lakers fanı aynı zamanda biz programı açık ediyoruz her şeyi. Tabii Büyük, ki her Euroleague... şey tabii. ortada ve her, her şey konuşulacak. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yani Eurolic podcast'te çünkü ben hani böyle aslında geleneksel bir kafayla yaklaşıp böyle hani renk vermem derken Semp çocuğu oradaki partnerim pat diye ben fanar, fanatik Fenerbahçeliyim diye ortaya ya çıkınca bu yani çok normal. Artık bunu tamam yani zaten açık olmayanması lazım bence de. Aynen. Anlıyor zaten <laughs> dinleyici de e, şey olduğunu benim özel bir takımım yok NBA için ama tabii biz de Jordan'cı olduğumuz için Chicago tabii. Bulls sempatisi var ama biz o Kobe Bryant. Tabii sen Kobe'cisin. Işıklarda uyusun. Valla adam. onunla ilgili bir bölüm yapmıştık seninle zaten. Evet, evet. Efendim onu konuşacağız. Son sezonu bitireceğiz öncelikle. Daha sonra takasları free trade'leri, o serbest oyuncu kontratlarını ve daha sonrasında da şöyle bir şey yapalım dedik. Yani şampiyonluk adayları ne olur şu anki durumda diye dedikodusunu hmm. yapmak istedik. Diyor ve başlatalım programı artık. Buralar, buralar hep girişti. Tabii. Ee, NBA podcast başlıyor. Evet Rutkay şimdi bir geçen sezonu konuşalım. Geçen sezon seninle ilk konuşmamızda Lakers Clippers finali. Yani Batı finalini tahmin Hı -hı. etmiştik, bir tek bize ait olan bir düşünce değildi bu. Ama e, işler tabii yakın oraya doğru gitti ama öyle bitmedi. E, o zaman ben daha Clippers taraf tarafından e, Hı -hı. pozitif bakıyordum konuya, sen Lakers tarafından bakıyordun ama sonra işte e, araya pandemi girdi. Evet. E, bir başa de, geldi, olmaz işler. Aynı zamanda başka bir yere. O, o zaman da galiba konuştuk hatırlıyorum. <laughs> Abi şöyle bir şey e, kazanma alışkanlığı denilen şey Lakers tarafından daha ağır basıyor Lakers'a. Yani Kawhi da tamam şampiyonluklar kazanmış bir oyuncu ama Kawhi LeBron gibi bir lider değil. değil. Yani robot Kawhi. Evet. Kawhi hani bir şey işte nasıl diyeyim? RoboCop gibi bir Hı -hı. inanılmaz bir şey yüzbaşı ama LeBron hani bütün oyunu dikte etmesi, bütün takım arkadaşlarını kendi mantalitesine çıkarmasıyla zaten takımı Hı -hı. formsuz bile olsa takım ki Bubble'da bir şekilde oturttular. Kendi fiziğini de koruması bu iki aylık sürede yine tabii ki şapka çıkarılacak şey. Ve hemen bir adım öne fırladılar ve Clippers'ta ama finalde mesela batı finalinde karşılaşsalardı ben Lakers'ın bayağı zorlanacağını düşünüyordum. Evet, bunu da söylemen iyi oldu. Bakın ne kadar şeffaf. Çünkü bu bölümün program öncesinde kendi sohbet ederken bunu söyledi Rutkay. Evet. Eğer batı finalinde kafa kafaya gelselerdi işimiz zordu dedi. Aynen bir öyle. Olarak. Tabii. Ben de öyle düşünüyorum ama tabii şu da var. Ben, benim aklımda bu playoff'larda yani bubble'daki süreçte aklımda tabii ben bu arada sıkı bir don içi olduğum için. Hı -hı. E, müthiş, son... müthiş. Yaptığımız LeBron James Michael Jordan kıyası videosunda da oraya bir gönderme yaptım. Evet gördüm, ee, Tamam evet, evet, tamam <laughs> tamamen şey yani böyle taraflı. Kesinlikle. Ee, yani şimdi Doncic'in Dallası e, Dallası. E, <laughs> Denver'ın performansı ve bir de tabii içimde Ukta tabii bunlar batıda olduğu için Miami'nin e, şey Miami güneş gibi aynen onun olması, doğuşu yetiş, ve yetiş. Portland Trail Blazers yani onun evet. da büyük bir tarihsizlik. Yani bu arkadaşlar da şu normal sezonu daha ciddi aslında kardeşim. Portland hep aynı şeyi yapıyor. Sen gittin 8. oldun La -lak diye Lakers çıktı karşına. Yani, yazık oldu ya yani. Abi bir de şöyle hani zar zor oldular Lillard'ın insanüstü evet. performansıyla fakat işte onlar da çok şanssızlık yaşadı. Nurkiç bir sakatlandı döndü. Hem CJ McCollum hem Damian Lillard aralarda böyle bir sakatlan. Damian evet. Lillard bir, bir buçuk ay çıldırdı falan. Hmm. Bir 45 sayı ortalama bir şey yaptı. Evet evet o çıldırma zamanı var. Ya her zaman iyi bir nüvesi var. Finale doğru bir anda kıracak olursam şeyi aklıma o geldi. Hmm. Yani tam... Evet burada şimdi bir sezonu doğaçlama evet. konuşuyoruz. Miami Lakers finaline. <laughs> şöyle, şöyle bir durum var. Ee, Miami'nin zaten finale kadar gelmesi müthiş. Çok keyif veren bir basketbol. Yani ben yani son zamanlarda izlediğim en akıcı takımlardan biri. Zaten Eric Spolster'a müthiş. Orada bir şey sorabilir miyim? Yani ben tabii şimdi bu podcast'ı e, dinleyenler de bilirler. Ben biraz daha halkın sesiyim. Hı -hı. E, o yüzden de bazen böyle duygusal e, daha böyle nasıl <laughs> psikolojik yorumlar yapıyorum. Ben lordlar kamerası mı oluyorum? Evet sen lordlar kamerasısın. E, o yüzden de bazen böyle genel psikolojiye bakarak yorumlar yaptığım zaman Hı -hı. işin tekniğini senin gibi daha çok bilen insanlar karşı ters olabilir yorumlarım. Şunu soracağım. Miami Heat e, bu sezonun sürprizi miydi? Yani şöyle tabii ki bence hani doğu finali beklentisi onların da var mıydı? Tam emin değilim yani açıkçası. Milwaukee Bucks'la Philadelphia düşünülüyordu. Evet hani bubble'a girerken herkes yorumu o yöndeydi. Fakat işte e, birlikte Hatta oynamayı... Hatta özür dilerim. Bile daha düşük bir şans <laughs> tabii, var denilebilir tabii. mi? Yani, yani, ama daha, doğru bakıyor şimdi. Tabii ki tabii yani. ki. Ama birlikte oynamayı bu kadar seven bir e, takım çok bubble atmosferinde çok fark yarattı. Yani onlar zaten e, büyük ihtimal takım içinde de güzel bir uyumları var. Hmm. Yani normalde artık profesyonel oyuncular işte antrenman bitiyor, herkes evine, hmm. barkına, kimi hardın gibi hmm. spes kulübüne bir yere gidiyor herkes. <laughs> Ama e, buradaki atmosferden beslenerek bir de büyüdüler. Evet. Yani playoff. Akar ya Tyler Hero 20 evet yaşında ya, bir ya, oyuncu doğru. yani hani çaylak bir oyuncu çok çıkıp 37 var. mi ne yapmıştı yani evet. tek başına aldı. Hı çaldı kendi hikayelerini yarattılar kendi hikayelerini Dunker inandılar. Goran Dragic'in için yapması Dragic zaten lider hücum evet. lideri aynen. takımın Dragic'in için sakatlığı da çok etkiledi çok onları oldu, aynen. bence Acaba çok sakatlığı keza kesinlikle aynen. ki Bemade Bayo şu anda modern uzunun direkt tanımı evet, yani kesinlikle. her şeyi yapabiliyor hareketli topu yere vuruyor. Daha fazla hücumunu geliştirirse oradan da e, bayağı bir yol var. Ama Lakers ne yaptı? LeBron tamamen e, seri seri seviyesini yükselterek böyle hmm. bayağı böyle hani chess master oynar gibi böyle. Hmm. Resmen öyle kura, kura geldi. Anthony Davis o platformda müthiş performans gösterebileceğini Çok kanıtladı. Çok artık iyiydi. hatta MVP'de bir adım öndeydi falan diyorlar da LeBron artık hani 15. senesinde <laughs> e, hala bu performans Hak 17 etti. hatta Hak galiba. Etti. Kesinlikle. 17 sezon. Onu Kesinlikle. şey hatırlıyorum? Aa, ee, videodan, hatırlıyorum. Aynen. videodan hatırlıyorum. Ya o şey, o devamlılık, o kararlılık müthiş. Ya şöyle bir şey var. Şimdi tabii LeBron James, Lakers'a ilk geldiği zaman. Ben yine duygusal bir yorum yapayım. Şimdi Hı -hı. benim için tabii senin için çok güzel bir şey oldu ama benim için iyi olmadı. Ya yani benim için derken yani benim gözümden onun Cleveland'dan ayrılışı çok şahsi bir karar sonuçta. Yani tabii. onun paraya da ihtiyacı yok, isme de ihtiyacı Hı -hı. yok. Jordan'la kıyaslanan bir kişi de olduğu için hani Jordan'ın Bulls'ta yazdığı hikaye hani LeBron'un o e, Miami'ye gidip dönmesi hikayesini Hı -hı. bir kenara bırakırsak ki orada da anlaşılabilir sebepler vardı. Gitmesi çok, o Gitmesi... decision programı falan felaketti. Evet yani, o bir çok kötüydü. Ama geri döndü yani Hı -hı. o hikayeyi Cleveland'da sonlandırma konusu. Şimdi LeBron Cleveland'da aslında en sona şeyi hatırla, son iki sezonunu hatırla. Müthiş. Yoktan var etti birçok çok şey. E, Ve orada şu cevabı verecek bir nokta da geldi yani Jordan Jordan diyorsunuz da la oğlum işte Jordan yanında takır takır şeyleri vardı, Radmanı vardı, Pippen'ı vardı, şu su vardı, busu su vardı. E, benim yanında Kyrie'den sonra kim kaldı? Kevin Love kaldı. Hı -hı. İşte Jordan Clarkson şu bu filan. Evet. Hani o, Dwayne Wade'nin falan düştüğü zamanlardı. Ne sonuçta şuna geleceğim ama LeBron şahsi bir karar verdi. Şimdi buradan hareketle hemen bakıldığı zaman Lakers'in o ilk sezondaki işte daha sonra LeBron'un sakatlığı falan da gelince cepten koptu playoff yapamadılar yani. Ki kasık, kasık sakatlığına kadar bayağı e, iyi gittiler. Batı'da üçüncülerdi. Öyle miydi? Tabii tabii yani iyi bir e, tempo oturttu. Koşan bir takımdı hani Brandon Ingram, hmm. Lonzo Ball falan evet. filan. LeBron'a iyi eklemlenmişlerdi. En azından playoff'a sokardı takımı. Sokardı o kesin. o kesin. Ama sonrası yok hayır. zordu. Yok. Yani zor. Anthony Davis'in gelişiyle Hı -hı. E, aslında LeBron'u seçerek aldırdığı da bir adam belli ki. Tabii. E, şöyle bir şey var. E, şimdi tabii ben onu düşündüm acaba hani Davis çünkü gerçekten kendisine biçilen rolün de üstüne çıktı. Ya yani böylesine bir skorer bir oyuncu, böylesine hücuma bir katkı. Yani... LeBron olmadığı dakikalarda liderlik üstlenmesi. Maç içi kaybolmaları var arada Davis'in evet. ama bu playoff da minimuma indirdi bence. Hı -hı. Sonlara doğru özellikle. Ee, tam oturtursa Davis bayağı hani oyunu bükebilecek yetenekte. Hı -hı, Öyle diyeyim. Hı -hı. Yani hani dışarıdan içeriden yere vurup her yerden skor üretebiliyor. Savunmada tam bekçi ve her yere elini sokuyor. Hı -hı. Çok üst düzey oyuncu. Yani ben mesela Yanis'ten e, daha heyecanlandırıyor beni. Anthony Davis'in yumuşaklığı, evet. potansiyeli. Yani Fakat işte zihinsel yakında... Ya mental seviyesini oralarda tutarsa ki LeBron bunun için ilk öğretmen yani. Evet. Ona çok büyük katkısı da oldu. Kesinlikle. Ama dediğin doğru MVP en sonunda LeBron'da. Onun biraz aşman biraz zor tabii Yok o touch onun yani. ama benim aklımda kalan dediğin gibi önemli kilometre taşlar işte mesela Dallas Mavericks şimdi programın son bölümünde şampiyon adaylarını konuştuğumuz zaman oralara konuşacağız. Tabii. Ya çünkü şöyle şey var. Jackt'ı ya da Jackt değil de öyle olsaydı, böyle olsaydılara baktığı zaman Lakers playofflarda tabii ki bu yine onların başarısı. Kendine iyi bakacaksın. Oyuncu sağlığı önemli. oyuncu Oyuncunun bunda en baş sorumluluğu var. Ama sakatlık problemini en az yaşayan takım evet. Oldu. Ve bu çok büyük bir avantaj. Tabii ki. Şimdi Porzingis yoktu mesela Dallas eşleşmesinde. E, Clippers'la. E, ee, Porzingis olsaydı acaba ne olurdu? Bence oldu? elerdi diyorum. Ben yani mesela. Clippers eleyebilirdi. He, evet. Eleseydi. Porzingis'siz bile e, bir iki maç böyle bayağı yakın geçip Clippers son anda Kavai Kopar'da aldı. Yani. yani. şey yaptı. Şimdi onu geçseydi belki o zaman Denver'la karşılaştığında belki onu da aşacaktı ve bir Hı -hı. anda e, Dallas Lakers finali izleyebilirdi. Çok isterdim. Mükemmel Mutl bir şey oldu. Ee, keza hani şey tarafı da öyle. Ee, pardon yanlış söyledim. Dallas'a batı final olarak. Dallas hmm. bazen karıştırıyorum bu arada o şeyleri. Bir parantez açmak isterim. Doncic yani bir sakatlık yaşamaz umarım. Ee, önümüzdeki 14-15 senenin kesinlikle ya. Yani. yani ilk Ona özel bir program yapalım. Kesinlikle. Doncic için özel özel program yapalım. Böyle Don't biraz istiyor. Drezen Petrovic'lerden alıp falan. <laughs> aynen şey. aynen o lazım. Evet. Şimdi sonuç olarak e, sen ben sana şunu sormak istiyorum. Bu sezonu kapatırken şimdi Kobe'nin ee, ölümü, o beklenmeyen Hı -hı. ölüm olsun. İşte Lebron James'in Jordan'la rekabeti konusu olsun. Hı -hı. Ee, başka bir şeyler daha vardı. Bütün bunlarla birlikte Lakers'ın odakta olduğu bir noktaya geldi. O açıdan duygusal anlamda da görev tamamlandı. Peki evet. şeye katılıyor musun? <laughs> düdüklere. Yani Lakers'ı destekleyen düdüklere katılıyor Ya şöyle o, o o çok kaçınılmaz bir şey. çünkü Sonuçta Lebron James, Kobe Bryant, Jordan işte Curry, Harden böyle oyuncular tabii ki de e, düdük konusunda bazı standartlar uygulanan uygulanamayan oyuncular. Yani nasıl diyeyim? O, o faulü aldıran. O faulü al alan, a, ha, Evet. Çaldıran. Hatta Hardın bunda bayağı sınırları zorlayıp insanların sinirlerini bozdu hmm. bu son 2-3 senede. Ama e, bu bu kaçınılmaz bir şey fakat hani ya hakem etkisi ben pek bunlara şey yapmıyorum yani ya, bayağı böyle hani göz göre göre kıyım olmadıkça hı hı. Bir Lillard'ın çok çıkışı vardı. Evet çıkışı okeydi vardı. zaten hani hakemler desteklemesiydi. De Portland'ın <laughs> hani o kadro yapısıyla Lakers'la hani o seri 10 kere oynansa da 9 kere Lakers alır diye düşünüyorum. Hatta on. Peki o zaman daha sert bir soru soracağım. Tabii. Kobe Bryant, hmm. Magic Johnson gibi isimlerin Lakers'ta yarattığı <laughs> durumla yani Lakerslı bir şampiyonluk mu bu? Yoksa Lakers'ın gücünü hani güç derken e, ismini kullanarak hı hı. kurduğu e, 10 senedir ortada yokuz hani artık tam deyip e, iki abi alıp böyle öyle bir şampiyonluk mu? Bu Lakerslı bir şey. Yani Los Angeles Lakerslı bir şampiyonluk mu yoksa Lakers'ın bir marka çalışması mı? Şöyle aslında ikisi birlikte diyebilirim. Zaten direkt şöyle bir şey var. Bu bir Lakers ürünü hı hı. dediğin gibi ve bunu hep yapıyorlar. Yani. Hı. E, Magic'te oldu, Karim Jabbar'ı aldıklarında yani oldu. Evet. Şeke aldılar oldu, Kobe'yi üstüne getirdiler. O zaman A sadece potansiyeli geldi. vardı A. falan. Lebron'u aldılar. Bir arada karanlık dönemi var. Kobe'nin prime A. zamanı A. harcadılar, A. E, yiğidimizi A. ondan sonra. <laughs> e, bu hep böyle. Yani Lakers her zaman bir cazibe merkezi. Her zaman bu hanedanlığı şampiyonluğa ulaştırıp, o oyuncularla beraber olmak Birçok oyuncunun hayali yani Chicago'da öyle bir şey yok orada o hayal etti kovalıyor herkes yani evet. o doğru. LeBron doğru, dediği doğru. gibi orada zor bir Derrick Rose bir heyecanlandırdı insanları Hı -hı. yok ama Lakers'ta işte Boston bu Kevin Garnett dönem Big ile beraber yineden yine bir şey Hı -hı. canlandı ama onlar uzun süre yoktu piyasada ya Baston evet. Celtics'te e, çok özür başka bir şey Boston ne diyeceğim Boston'da şöyle bir imaj oluşuyor bende ya tam devlet dairesi gibi bir imajı var Baston Celtics'in. öyle yani. evet. Yani neden biliyor musun ben inanmıyorum abi şey yani o tabii ki o şu anki o, kadrodan Ya, Evet yani çok yoksa çok yani bakıyorsun Baston sana bir de şöyle bir özelliği de var yani her sezon kadroya baktığın zaman boş adam yok. Yok bak i̇yi. onu çok iyi beceriyor evet. kadro öyle boş adam yok. Mesela Lakers'da vardı. Bu şampiyonlukta boş adam vardı. Tabii canım ya. Yani en başta J.R. Lape'den C almışlar C R Smith herkesi. Smith yani. ne ara girdi o takım? Bak herkesi Lape'nin bahçesinden almışlar. J.R. <laughs> Smith, Dion Waiters. Ya Dion Waiters uçakta fazla jelibon yiyip bayılan bir adam. <laughs> evet yani onun hani, muhabbeti vardı. <laughs> Buralarda var yani. Ve Rajon Rondo bak çok iyi performans gösterdi playoff'ta. Bunların hepsi kırık. Evet. Kafaları çok kırık insanlar evet. yani. Tabii Lebron gibi orada bir... Zihin Master'ının olmasa da hepsini şey yaptı. Ya işte Boston Celtics'te soktu. o var ama şey yok, renk yok. Yani e yok. E, o rengi bulamıyorlar. Bir tek değil. Jason Tatum'u izlemek çok keyifli bence. Yani o i̇şte, şey atlamasını ama şeyden bahsediyorsun o şimdi. O adam da o değil işte yani anladın mı? Jason yani. Tatum çok büyük oyuncu olacak. Olur. Ama Jason Tatum en fazla. Kavay hani gibi bir lider. Ya Paul Pierce Şey olarak yani, profil olarak. Hı -hı. Hani böyle hırslı falan. Yine var öyle biraz İyi hareketleri oyuncu. de. Yani şey anlıyorsun. Paul Pierce değil mesela. Orada tabii, tabii, Kevin tabii. Garnett. O Kevin Garnett'ı bulamıyor bastın. İşte Kevin Garnett da 20 senede bir geliyor o tarz. E i̇şte yani aynen yani öyle. çok acayip. Lakers'ın şampiyonluğunu e, ve yeni evet. sezon geçmişsin. Bu arada yeni sezonu da tabii e, ne olacak ne bitecek yine Hemen Bubble'dan başlayacaklar. Aralık'ta başlıyor. İşte mı olacak bu arada? Bilmiyorum onu. O, onu bir atladım ben ama. Ben de atladım. O da kesin değil her yani. Neyse. Evet. Şimdi bu e, sezonu efendim noktalarken bence yeni sezon için çok doğurgan mesajlar veren bir playoff izledik. Hı hı. Ee, özellikle işte dediğim gibi yani süreçte sakatlıkların yaşanması, e, kimi takımların için böyle beklentiler, hay Allah ya işte şu sakatlanmasaydı ne olurdu öyle falan. Ha bu arada küçük bir parantez şey açmak gerekiyor bence bitirirken bu bölümü. Hı hı. Abi Denver Nuggets yani Nikola Jokic ve Jamal Murray Kesinlikle. tarih yazdı kardeşim. Ya. Tarih yazdılar. Ya yani. Zaten Jokic hiç çok izlemekten aşırı keyif aldığım çok acayip. Yani çok ay, çok özel bir oyuncu zaten. Tabii ki, yani. tabii ki. Çok farklı. Yani kendi basketbol tarzı var adamın ya. Evet. Şimdi, o circle shot dedikleri tek ayak Evet. inanılmaz dengesiz böyle Novitski'nin başka bir versiyonunu yapıyor. Bir böyle. de böyle inanılmaz. E, hantal bir görüntüde olup da iş çıkaran oyuncuları seviyorum. Evet. de Sabonis vardı. Ha, eskiden. aldım, ya. Elleri <laughs> o kadar yumuşak ki. Evet yani. Bayağı Sabonis <laughs> ...de öyleydi ama onun da ötesinde. Sabonis. artık Guard. Sabonis'in... Guard oynuyor. Delilik bu artık. Yani? Sabonis'in... dribbling özelliği olan... ...guard özelliği tabii olan adam. Bütün oyunun geometrisini yani. değiştiriyor o zaman. Kesinlikle. Yani Kesin tepede yani. o adam olunca. Ve Jamal Murray'nin... ...artık işi böyle... ...o Jordan'ın... Aero hareketlerine vardırınca da sana evet, kadar evet, hareketler evet. yapması, müthiş, müthiş. çok çok iyi şeyler gördük aslında. Yürek diyoruz hocam, böyle oyuncularda yürekli oyuncuları Aynen seviyoruz. Yani. Meydan okudu ve şu da var, ben açıkçası şeyde takdir ettim, bu arkadaşların kazandığı paralar çok yüksek. Bubble'a zorla getirilmişler, seyirci yok bir şey yok Tabii. ama hepsi de çok üstün performans sergileri istediler Houston Rockets dışında. <laughs> Ama ona artık o hiç, kanayan yarası. Bir süre takaslarda falan konuşalım. Müstün Onu artık. kalacağız tamam yani, peki. Çok peki. kekre bir tat bırakıyor. Aynen artık öyle. Sil diyorum, gıcık gıcık <laughs> etmeye başladı evet. efendim. Şimdi draftlere biraz dokunup geçip e, takasları konuşacağımız bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Evet, draftlar tamamlandı. Burada en çok öne çıkan Lamelo Ball'un Charlotte Horns tarafından seçilmesi <laughs> oldu. Ball ailesinin o gıcık babası yine konu bir şey saçmalamış, saçma sapan bir şeyler söylemiş. Evet. Lonzo Ball patladı zaten ama bakalım yani, Lamelo Ball ne olacak? Lonzo Ball, işte Pelicans'ta bu acayip bir şut koçları var onların Ingram'la beraber baya bir şey yaptılar, geliştirdiler falan. şutu da yani bekledikleri gibi bir oyuncu olmayacağı kesin. Ama LaMelo Ball için e, Charlotte'ın ihtiyacı vesaire bir şeyler bir şeyler söyleniyor. Bu arada Charlotte Horns, Michael Jordan'ın takımı, Michael Jordan'ın sahibi Charlotte Horns'un. Ve burada da e, Charlotte öne çıkıyor tabi yani bu LaMelo Ball'la neler yapacak filan diye. Hmm. Burada e, Ömer Faruk Yurtseven, bu da Türkiye milli takım oyuncusu, evet. onu da tebrik edelim ikinci turda değil mi? Evet Oklahoma turda. Oklahoma City Thunder tarafından seçildi. Böylece... E, şeyden e, Enes Kanter'i saymıyoruz artık. Enes Aynen. Kanter şey Enes oldu, ne deniyor? <laughs> <laughs> Onu şey yapıyorlar. <laughs> Banlandı. Yokmuş gibi davranıyorlar. Yani evet olabilir. Ersan, Cedi, Furkan işte artı bir Enes o dört. Ömer e Aşık hastalandığı için yok ama şimdi yeni bir Türk evet. oyuncu daha geldi. Ömer Faruk Yurt Sever. Çoğalsın. Böylelikle ee, buradaki gençler geldi. de hayalleri hep aynen. yüksek aynen. Onu tutsun. Onu da bir gün konuşmak gerekiyor. Türk Kesinlikle. Basketbolu Türk dersi. basketbolu Türk futbolundan çok daha ileride yıllardır. Kesinlikle. Hocam, aynen yani öyle. Ama müthiş. Türk futbolunda da şey var bir hareketlenme var o anda. Var var. Güzel nesil lejyonerler. Çok iyi bir milli e, takım oluştu. Evet. Yani. Ona da bir Hakikaten yani. Müthiş müthiş. Bayağı iyi bir Yusuf müthiş. Yazıcı adlı bir <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşımız var yani. mesela. Böyle en üst seviye, her mevkide en üst gelmiş gelmiş oyuncu oluştu. Evet. Basketbolda da milli takım düzeyinde bunun işaretleri veriliyor ama hı hı. şöyle bir şey de oluyor işte abi. Yani sen diyorsun ki. Abi çok iyi bak hani NBA'de 4 oyuncum var. İşte EuroLeague'de oynayan oyuncularım var. Alttan gelen iyi gençlerim var. iyi bir şey diyorsun ama abi diğerleri de gelişiyor. Şimdi yani, diğer evet. ülkelerin de Maalesef. bakıyorsun. <laughs> Yugoslavya olsa şu anda ya yani Yugoslav kökenli oyuncular ya yani Yugoslavya eski Yugoslavya ülkelerinde şu anda 30'um 30'u geçti zaten yani NBA'de oyuncu sayısı. Çok, çok. Ee, tabii bunun daha Avrupa ayağı var falan filan. O oyuncu havuzunu Ergen Ataman geçen söylediği şey doğru. Adam açıkça söylüyor abi oyuncu havuzumuz daralıyor diyor. Hakikaten daralıyor. Bu noktada kulüplere de büyük iş düşüyor. deyip e, artık şu şeye geçelim ya. Takaslar. Takaslara Kesinlikle. serbest oyuncu sözleşme geçelim. Şimdi... Şampiyondan mı bahsedeceğiz? <laughs> ya <Neden>? şimdi <laughs> biraz ne yapalım şey yapalım. Karışık. Karışık gidelim. Olur. Şimdi birincisi şey çok tartışılıyor. Horns Holmes demiş. Horns'tan devam edelim o zaman. Hı hı. E, Gordon Hayward'ın 120 milyon dolarlık bir kontratla alınması. Hı, hı. Serbest oyuncuydu kendisi ve Michael Jordan parayı basıp Gordon Hayward... Gordon Hayward benim işim şöyle, sen daha iyi biliyorsun bu adamları, hı hı. Daha, daha çok yer vereceğim de konuşman için ama... Gordon Hayward, ben hep şeyindeyim ya işin havasında, havasından konuşuyorum, şimdi Gordon Hayward 3 sezondur mu 2 sezondur mu evet. sakatlıkta oynayamayan bir adam ama oynayınca... Şimdi bazı adamlar var, Rıdvan Dilmen gibi hı hı. oynadığı zaman böyle ağızda iyi bir tat bırakır Aynı. ama hep sakatlanır, en sonunda da olmadı dersin bırakırsın. E, Hayward böyle bir adam, Top ama yönlendiriciliği çok iyi olduğu için Hı -hı. çok böyle kilit bir noktası oluyor şeyin, Hı -hı. yani Hayward'ın rolünün evet. takımda, bastında öyleydi. Şimdi yeni yeni yapıda liderliği alır mı burada? Ee, yok yani biraz bence ya liderliği alabilir. Hı -hı. Şöyle oyunu Devonte Graham zaten şey bir guard, delici falan bir guard. çok oyun kurucu yönü yok onun. Hı -hı. Onu biraz böyle Shroder gibi Westbrook gibi düşünebiliriz tabi başka versiyonu. Ee, oh, Hayward oyunu yönlendirir ama e, liderlik eder mi zannetmiyorum ya. ya yani Liderlik deyince akla işte Chris Paul gibi, Lebron gibi karakterler geldiği için. Ee, ama Hayward oyunu dikte etme konusunda çok sorun yaşatmaz. Hatta iyi bir opsiyon olabilir. Şey bir sakatlanmazsa eğer. İşte o <laughs> şey var yani. Öyle bir handikap ki o. Bir de şimdi 3 e, yıl 120 milyon muydu? 4 yıl. 4 yıl. Yani 30 milyon Dolar. Dolar yani, seleri kep'i de baya kapatacak. Evet, aynen öyle. %33'ünü vermişler. Yani. Evet, bismak 1 boyu da aldılar galiba. Evet, ro e, takımın öne çıkan oyuncuları işte Terry Rozia, e, Devonte Graham, e, Nikola Batum. Aynen. E, Batum aynen. bu arada bir şeye gidebilir. Hmm. Gidebilir mi diyorsun? İspanyol bile Hernan Gomez var bu arada, hatırlamaya çalışıyoruz. Batum e, için bir şeyin şeyi geçiyordu ama. Ya şu an Charlotte aslında şey değil. Hala Gordon Hayward ve Lamelo Ball'un katkısı muhtemelen daha hareketlenecektir. Birkaç daha kadro mühendisliği yapılacaktır ama yani o küçük pazar takımı olarak bakıldığı zaman Jordan bir şey deniyor belli ki. Yani evet. Ama ne kadar bu seneye yansır soru işareti yani. Yok bu uzun vadeli bir uzun vadeli yatırım. Bir şey ama hmm. Ya görmek lazım oyuncuların gelişimleri nasıl olacak falan. Belli bir nüve var. Evet. Böyle bir Pelicans gibi parıl parıl parıl. İki da sene evvel da. evvel çok daha fazla ümit vaat ediyordu. iki sene evvel şartı Hı -hı. ama bu onu patlamayı yapamadı bu takım. İşte her zaman Miami olmuyor demek ki. Tabii tabii, tabii. öyle <laughs> kolay değil. Orada Spolster'ın da bayağı şey var. Aynen öyle her şeyin yan yana gelmesi lazım. Şimdi efendim bugün düşen göre Demarcus Cousins Houston Rockets anlaştı. Evet. Ee, bir müzmin sakatımız daha. Evet, yani. o da bir sakat. Ee, evet bunun dışında yani şimdi Houston Rockets'a gelelim, gelelim burada. Abi, ben yine Houston Rockets inanılmaz gıcık bir takım. Çünkü Hı -hı. abi James Harden benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. ya yani gerçekten izlemesi çok keyifli. Seviyorum hep vaat, hep vaat adlı evet. bir takım. <laughs> <de. gülüyor> gerçekten de. Vaat ediyor. <laughs> evet. Abi bu adamın yanında Chris Paul geldi. Yarı finalde elendiler. O gitti. Westbrook geldi. Yarı finalde elendiler. Yani bu mıymıntılık nereye kadar? Şimdi Demarcus Cousins bir başka mıymıntı geliyor. Bir de mıymıntı da bir adam yani Demarcus Cousins. Tabii şey zor bir karakter. Evet. Bir de şöyle bir şey var. eğer değişmediyse Harden takasını istiyor. Hard'ın takası Westbrook yani iki, konuşuluyor. 2 yıl 105 milyon dolar verdi Houston ona. Hayır dedi direkt elin tersiyle itkin. E şimdi haklı adam. Şimdi 2 yıl 105 milyon dolar yıllık 52,5 milyon dolar eder. Bugün ekmek olmuş 2 lira abi. Doğru, Sen 52,5 milyon, milyon dolarla nasıl geçineceksin? Houston gibi yerde. Nasıl dönecek bu e değinmiyor. Yani abi doğru, biz doğru, ben, doğru. şimdi biz bu programdan 60 kazanıyoruz. Yani şimdi yani, o yüzden doğru. adam da haklı. Haklı tabii canım. 52,5 da yetmiyor abi artık. Değmez bir de biliyor musun? Doların doların bir de şimdi şöyle yanlış bakış Var. Dolar burada yükselince bir şey yani. Hayır abi dolar o da hep aynı. Orada öyle. <laughs> 52 milyon TL olarak bakacaksın. Ha öyle bakacaksın. 52 Büyük milyon. Resmi tl. yine gördüğümüz evet. bir an yani. Bir de bu yıllık. Müthiş. Yıllık yani. Tabii. Ya, bu de bunu aylık maaşı böldüğü zaman bir şey kalıyor elinde. Gideri çok adamın. Bir vergisi var, algısı var. Tabii. Onun parası bu. Hareketli parası. biri bir de ben e, duyuyorum, tabii, tabii. görüyorum. Evet. Yani ya, şimdi herkes ortak şey bir yaşıyor. birkaç arkadaşımız var. Yetmez adam evet. haklı. 52 milyon ben de olsam Elimin tersiyle Ben olsa herhalde. elimi keserim Bilmiyorum. herhalde. İlk, ilk herhalde. aldım da heyecandan bir elimi keserim ne olacak diktiririz yani hani. Sıfırdan el yaptırırım yani olmadı. Şey yaparsın ya artık hani ne bileyim o paralarla yaşarken hani artık o düşünmezsin artık hani. O tabii canım. Ben ne kadar para kazanıyorumun değeriyle ilgilenmemen gerekiyor. Yok. O zaman çünkü baş türlü kafayı yersin. Şifre yani. yazmış gibi oluyorsun artık hani istediğin her şeyi tabii, tabii. alıp her yere gidebildiğin Hı -hı, böyle. God mode on. Bununla ilgili Greg Popov için çok güzel bir lafı var. Yani çok güzel bir cevabı vardı basın toplantısında. Dedi ki işte hayır kurumlarına bağışlan yapıyormuş Greg Popov. O ortaya hmm. çıkıyor filan. Şuna şu kadar milyon, buna bu kadar milyon. Adama da şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki işte ne işte kurumlara bağış yapıyor musunuz? Ne diyeceksiniz filan diyor ki ya diyor zaten diyor yapmazsam gelip bana hesap sormazlar. Tabii. Çünkü diyor o kadar çok para kazanıyoruz ki bu paraları tabii ki bağışlamamız gerekiyor diyor. NBA o konuda, yani. bu arada şey iyi, e, NBA Care diye bir programları var yıllardır. İşte hı. yardım, gidiyorlar ev mev yapıyorlar falan. Hı hı. Steve Kerr şey demişti, e, yanlış hatırlamıyorsam. 2016 o efsane Cleveland finali, hı hı. E, işte baskı hissediyor musunuz falan. Ya baskı, e, sabah 8, akşam 7'ye kadar çalışıp, işte üç çocuklu bir aileye bakmaya çalışan bir insanın hissettiği bir şeydir. <laughs> Milyon dolar alan, sevdiği şey, spor yapan benzer değil. bir şeyde Spyroplos, e, Spyro Plus. Spyro yanlış söylemeyeyim. Maccabi'nin koçu bu hafta söyledi. Hı hı. Baskıya karşı dedi ki baskı dedi koronavirüs riski altında çalışan, yakalandığı zaman da ölmek için uğraşan insanları Tabii burada ki. dedi baskılar söylenmesin. Kapatın çerez dedi. Aynen öyle. Böyle net çıkışlar bekliyoruz arkadaşlar. Çok para kazanıyorsunuz hani oradan da artistik yap. Yok Cristiano Ronaldo falanca 1 milyon liralık yardım yani. yapacaksın. olan zaten hayvan gibi yani. para kazanıyorsun. Yani 1 milyon ne senin için. Senin yani adanın su masrafı. Aynen öyle. <laughs> Şimdi devam edelim. Bence çok ama çok etkili olabilecek bir e, anlaşma Creepers yaptı. Sergei Ibaka'yı aldı. Evet. Yani böyle oyuncular işe yarayan oyuncular abi. Hani nereye koysan işini yapacak oyuncu Pota altında bir bekçi olur. Üçlüğü enteresan bir şekilde evet. var. Bu arada Creepers'ın geniş de bir kadrosu var. Yani Ibaka yani burada e, şöyle mesela Ivica Zubats Zaten Hı -hı. işini yaptı adam yani 5'te. yaptı evet, çok ee, işte Zubat'sın o açtığı bütün delikleri kapatılabilecek bir yapısı da var İl Bakanım evet, ve iyi tabii bakarım, ki bir buçuk gömlek falan üstün oyuncu yani. Hani. Kesinlikle öyle. Ee, e, tamam işte yani Lou Williams, bu arada Montrezl Harrell gitti evet. e, Lakers'a. E, o da Lakers'ın iyi bir hamlesi Clippers'a karşı çok, bakıldığı onla, zaman. Çok çok onu konuşalım. O rotasyonu evet, evet. bozdu çünkü orada şimdi Lou Williams hani Kavayla George bir kenara baktığın zaman işte hani Louis e, girip evet onlar hallediyordu işi. Onlar Onlar iyi bakayla onu tamamlamaya çalışacaklar. Ee, Bak ama 5 başlar büyük ihtimal. 5 Beş evet doğru 5 evet. beş başlar işte yani iyi bir bir rotasyon tabii, tabii, orada. tabii. Ee, onun dışında benim adamlarımdan yani ben Avrupalı sevdiğim için hı, hı. E, Bogdan Bogdanov ve Fenerbahçeli olduğum için Bogdan Bogdanovic'imiz çok konuşuldu. Yani Milwaukee'ye gitseydi skandala imza müthiş, müthiş bir şey olacaktı <laughs> evet, yani gerçekten. Çok, çok iyi parça olacaktı. Ama o da parayı beğenmedi. Ya da parayı mı beğenmedi yoksa istemedi galiba Milwaukee'ye gitmek yani. Galiba ben anlamadım. Yani sonuçta şampiyonluğu oynayan bir takımın <laughs> önemli parçalarından biri olacaktı ama şeye gitti. Şimdi kesinleşmedi. Atlanta Hawks'la e, anlaşmak üzere. Bu arada Atlanta Hawks demişken oradan şeyi söyleyemem. Rajon Rondo e, ve Galinari e, geldi takıma. Takımda Trey Young olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Evet, evet. Buna Bogdanovic'i de işte, eklerse artık yıllar sonra nihayet Atlanta, Atlanta Hawks bir, bir playoff adayı. Evet. Yani. Şey de var. E, Josh Collins miydi? İyi bir e, şeyleri var. Potu altıları. Genç. Hı hı. E, biri daha vardı galiba. Ama Trae Young'ın yaptığı sıçrama özellikle heyecanlandırıyor. Kesinlikle öyle. Atlanta halkını. Yani evet, muhafazakar orta <laughs> Amerikalı Atlantalıları sanırım. Orta mıydı yoktu. Aynen. Dolayısıyla <laughs> hani Atlanta Hawks ben Ersan İlyasova oradayken Atlanta'dan o çıkışı bekliyordum. Bir türlü o takımı bütün evet. kuramadılar, kuramadılar, kuramadılar. Şimdi artık kurdular. Ee, bana kalırsa mutlaka bir iki tane daha şey gelecektir. Ee, bu arada buyu seçtiler galiba değil mi şeyden? Draftta o seçtiler. Bu seneki draftta biraz zayıfım. Evet, ben de zayıfım. Rajon Rondo'yu listeye almışlar. İşte Trey Young orada. E, Clint Capella da bu arada. Geçen sezonun ikinci yarısında gelmişti. O da Josh, Josh Collins orada iyi. Evet. Bu Erter'den belli bir katkı alırlar zaten. Hı -hı, hı. Dolayısıyla yani iyi bir takımdan bahsedebiliriz. Hani Bogdanovic daha kesinleşmedi. Bogdanovic ve gelirse Galinari de oldu diye e, söyleniyor. Dolayısıyla evet, evet. Bir artık hani ciddi bir takımdan söz Sözü edebiliriz. olabilecek bir kadro var. Yani bir de şöyle bir şey var. Trae but, yani ligin en yetenekli tabii. gençlerinden bir tanesi. Şimdi, Curry yani bayağı. Evet, Curry gibi yani kesinlikle. şu an. Kesinlikle. Bu adamın yanına takım kur abi. Yani işte kurdun. Şimdi tabii. bir yetenekli daha gelir. Yavaş, geliyor. Yavaş yavaş. Geliyor. Aynen iyi bir takım Rajon Rondo ne yapar? Valla Rajon Rondo kendisi bile bilmiyor ne yapacağını hani. Geldik ama. Evet hani mesela play saçma sapan acayip bir performans gösterdi. Çok iyiydi ya. Cumunda, acayip oyunu Çok kurdu. Iyiydi abi. Harika savunma. Finalde, Finallerde süperdi evet. yani. Çok ama iyiydi. şimdi büyük ihtimal Atlanta'da biraz da Yatar. yatalım Yatar. diyecektir. Gençler oynasınlar. Ama play yine oynar. Tabii orayı bekler. play Rondo bu arada Avery Bradley yine Lake şeyden Clippers'tan Miami Heat'e geçti. Lakers'tan. Evet. Şimdi Bradley, değil mi? Şey Lakers değil. Evet evet, pardon Every Lakers'tan Bradley. doğru. Avery Bradley. Bradley yani eee Miami de güzel bir alternatif olur işte Dragic'le döne döne şey yaparlar ama Avery Bradley defans hani savunma anlamında katkı verir. Üçlükte çok sınırlı. Oyun kurucu değil. Yani oyun kurma evet. yetisi fazla yok. Göremiyoruz. Ama Miami zaten Lebron'un zaten... yanında göremezsin. Miami... Orada bir de şey var evet, bir... bu pas evet. trafiği falan. Bir parça lazım yani kadronun derinleşmesi. Mesela şimdi Jaya Crowder çok iyi iş yaptı Miami ama gitti Hı -hı. mesela şimdi. Yani evet. hani Orada o kadro derinliğini bozmamak gerekiyor. E, ee, bu arada Jack Roder'ın da Phoenix Suns'a gittiğini söyleyelim. Phoenix, Suns'a kim gitti? Chris Paul gitti. Evet Phoenix'e hemen girebiliriz. Gir abi an. Phoenix Suns'a. Abi Chris, şöyle Chris, zaten. Chris Paul ne zaman basketbol bırakacak Valla yani. yani <laughs> basketbol onu bırakacak anca o zaman. Yani böyle bir tutku, böyle <laughs> bir, bir saplantılı bir karakter. Enteresan bir adam yani. Ya şöyle, e, Chris Paul'un DeAndre, DeAndre Ayton'ı mesela böyle bir gömlek, iki gömlek üstün göstereceği Hı -hı. kesin. Aynı evet. Kapela'ya yaptığı gibi. Aton'un gelişiminde çok bir Rubio'nun takıma getirdiği ciddiyeti düşün. Evet. Bir de şimdi Paul olacak yani. Tabii, tabii. Hani lider oyuncu olacak. Yani. O geliyor Hı -hı. onun yerine ve 2 3 gömlek bambaşka bir seviyede. Hı -hı. Hem mental olarak fizik durumu çok kritik olacak burada. Devin Booker e, şimdi oyun kurucu pozisyonunda smudge, da smudge Man. Aynen. <laughs> İnanılmaz bir bilek, müthiş bir şutu. Ya büyük bir skorer'e dönüşüyor zaten. Hı, -hı. Onun iki genç oyuncunun da, Aiton'un da, bu da mental gelişimine çok iyi katkı sağlayacaktır. Ve Phoenix'i biz playoff'lardan böyle 6. 7. sıradan girmiş bir şekilde bile görebiliriz. Net bir playoff adayı Batı'da. oldular. Onlar Kesinlikle. da Atlanta gibi yıllardır sürünüyorlardı. Playoff evet. yapmayan takımlardan da onlardı. Bu arada Aaron Baines'e de inanılmaz gıcık oluyorum. O... Ama takıma getirdiği ciddiyet ve sertlik... Baines mi? Evet çok evet. önemli. Yani Boston'dan gelir gelmez direkt... Evet. Ya, savunma anlamında falan verdiği katkı gerçekten. Benzi hiç güven vermeyen Cemal Makini bir başka modeli e gibi geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> okumu şu hani daha bir kafası. Aa Cemal Maki bu arada nereye gitti biliyor musun? Evet. Cedi'nin yanına gitti. Crivalent. Evet ya. Evet. Yani Adam her takım değiştiriyor başladı. O da Shaqtin Efeul'un gedikisi. Ama Cemal Maki de iş çıkardı bu sene. Lakers'de. Evet kesinlikle görevini, yaptı. yaptı. Aynen. Lakers... Aynı yaptı. <laughs> Lakers demişken hocam e, isterseniz ne? Matthews'u Matthews Duval onu mu söyleyeceğiz? Wesley Matthews. Ha, ee, abi, bu arada sen söyle ben asıl sana dedikoduyu söyleyeyim. Montrezl Harrell. Montrezl Harrell demin söyledik. Üstüne bir de şeyi de aldılar. Lakers. Kime? Birini daha aldı. Attı mı? Marc Gasol. Ama ben dedikodu diye söyleyecektim onu ya. O kesinleşmemiş. Yok yok kesinleşti Kesinleşti o. mi o? Tabii tabii. Oo ben dedikodu yapana kadar. Dur bir dakika. Imza. Tabii, tabii. Marc Gasol konusu çok önemli. Çünkü Marc Gasol Toronto Raptors'ta e, yani şöyle. Şimdi Anthony Davis'in New Orleans Pelicans'taki sürünmesi gibi Gasol e, Gasol'da e, şeyde sürünüyordu. E, nerede sürünüyordu o ya? Bir yerdeydi o. F Memphis. Memphis'te sürünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Allah herkes öyle sürünme nasip etsin. Tabii canım. Ama olmuyordu yani. Herif habire, habire, habire mızmızlanıyordu. Olmuyor bu takım falan filan diye. Toronto gel abi dedi. Şampiyon oldu. Yani. Kesinlikle. Şimdi bu sene Toronto'da dedi geçen sene iyi iş çıkardılar yine ama olmadı. Olmasını da beklenmiyordu zaten şu evet. kavay ettiği iş. Ama Toronto'yu tebrik etmek lazım. Ah, ha, hakikaten geçen seneki play-offlarda tebrik edici bir takım Toronto Raptors aslında. Toronto ve e, müthiş koçları. Aynen öyle. Nick Nurse. Nick Nurse e, ve bu sene şimdi Lakers tabii şimdi şöyle bir sorun vardı. Şimdi Andrew Davis. unuttuk bu arada. Alex Rodriguez'i de aldılar. O kesinleşti sen. mi? Kesin. O da çok iyi katkı. Bu arada bir Lakers kadrosunu saymak istiyorum. Gel abi. Istiyorum gel. Lakers'ın saysaymışız Lakers. Alex Rodriguez. LeBron, hı hı. Anthony Davis, hı hı. Um, KCP oynar büyük ihtimal ilk beşte yani oynar, evet. ee, ve Mark Gasol. Mark Gasol, Anthony Davis. Aha. Yani şöyle bir kadro oldu Lakers'ta çok yönlü. Marki Phillips de tekrar anlarsın bu arada. Ee, Sadece um, Kuzma'ya güvenemediğim için hiçbir zaman. KCP Kuzma Kuzma da olmayanlardan Wesley Matthews'un <laughs> tabi ol, olamayanlardan tutunamayanlardan <laughs> Wesley Matthews Kuzma ve şeyin um, Gasol mu? Yok yok kanattan KCP ha. bu üçünün yanına aslında Kuzma'yı belki takasta kullanıp bir şey e, iyi bir kanat oyuncusu böyle 2-3 evet. pozisyon birden savunabilen evet, evet Deniz üçlüğü de olan falan gibi olabilir Şüreder'in deliciliği büyük katkı sunacak Lakers'a hmm. çünkü LeBron fiziksel yük olarak da delicilikten biraz şeye vereceği için Şüreder'e hmm. e, bırakacağı için o kısmı ve Şüreder e, yönetmeyecek zaten takım LeBron'un olduğu takımda LeBron dışında kimse yönlendirmiyor oyunu Şüreder'in e, aynı OKC'deki Oklahoma'daki gibi Chris Paul'la beraber Paul nasıl karar verip Şüreder mızrağın ucuydu hmm. burada da Lakers'ta da öyle olacak ve bu çok çalışan bir e, şey formül. Lakers o açıdan bayağı rahatladı ve Mark Gasol'le de atıyorum işte e, Jokic gibi falan hmm. ya da daha yıkıcı böyle Embiid gibi uzunların önüne koyacağım Mark Gasol'ü ayağı yavaşlasa bile. E, evet, kafa olarak kafa olarak zaten müthiş bir yapıda. Şimdi Bu arada çok özür dilerim sö söyle. alamadım anlamadım Lakers Yok, bayağı o, o, ballı börek farkındaydı sene. <laughs> <laughs> e, Mark Gasol'ün müthiş bir e, pas Yönlendirme durumu da tabii var. Tabii tabii. Yani şimdi marka sonra aslında <laughs> e benim gözümde de e klasik bildiğin o pivot'tan ziyade e akıl koyan Kesinlikle. bir pivot. Dolayısıyla şimdi bu Dennis Schroeder, Matthews, Mont Montres Harrell ve e şeyin Gasol'un transferleri aslında geçen sene beklenen hamleleri bu sene getirdi bir evet. şey oluyor. Yani takım aslında böyle bir artık o Dudley'ler işte o Caruso'lar şimdi Markif Morris'ler artık o bench'ten katkı seviyesine çekilecekler yani evet. baktığın zaman. Caruso da bu <laughs> arada bir parantez açarız Caruso gerçekten Çok iyi, bir gösterdi. Evet. Çok iyi bir gelişme gösterdi. Montrezl Ama... Herald da bayağı bir zenginlik ve hareket katacak kesinlikle öyle. E, dolayısıyla şey olacak yani hani LeBron zaten şimdi abi bu adamla yaşlanıyor şimdi yani adamlar her sene aynı performansı bekleyemezsin. Yani yani 36 giden, yaşına geldi evet. artık. Dolayısıyla hani LeBron James'in yükünü de alacak bir takım bu. E, bu sene böyle Golden State Warriors'ın tam değil ama Golden State Warriors'ın o Kevin Durant geldiği zaman ki o eze eze gitme hali. Hı hı. E, ki bence Kevin Durant şimdi bak yine geliyorum. Toronto'nun şampiyon olduğu sene işte Kevin Durant ve Klay Thompson aynı anda sakatlanmasaydı muhtemelen yine o Toronto'nun rüyası gerçekleşmeyecekti. Nasıl set alacaktı bence şampiyonluğu de. ama yani o dominant takıma yakın bir takım oldu artık Lakers'ta. Çok yani zaten şampiyon takım ama işte burada tembellik etmeyip hani çalıştılar ve müthiş bir kadro oluşturdular evet, bence. Evet, iyi kadro oluşturdular. Ee, senin de hayırlı olsun senin için. De. Sen de Lakers taraftarı olduğu için. Tabii canım. Biraz daha satır başlayalım, yani hızlıca ilerleyelim. Ricky Rubio, demin söyledim Minnesota'ya gitti. Evet. Ee, J. Crowder'ın Sans'a gittiğini söyledik. Başka öne çıkan... Burada Golden e... State dedin ya biraz önce Hı -hı. aklıma şey geldi. Kaya abi. Thompson sakatlığı mı? Maalesef çok üzücü. Bu kadar evet. sağlam bir oyuncunun iki senedir evet. bunlardan çekmesi. Bir de müthiş bir oyuncu Köyü yani. Şöyle gidiyormuş değil mi şimdi? Şimdi şöyle, bir anda değil mi? Herifin her e, tam şeyi... O tam Cleveland'ın, LeBron gidince Cleveland'ın mal değneği gibi kalması gibi. <laughs> ya şöyle, Kelly Obre Jr.'ı aldı onlar. Artık Draymond Green'le oynarlar. Tabii canım. <laughs> Tek başına, mıy mıntıyla. Kelly Obre Jr. geldi Warriors'a. E, böylelikle Warriors'taki durum şu. Hmm, Stephen Curry, Obre Jr. Draymond Green. Ee uh, Wiggins evet Wiggins var. O daha çok ön plana çıkartma kararı aldıklarını söylemişlerdi. Evet. Zaten. Bir de bir işte Poto Altı kim hatırlamıyorum. Bir de o var. Yani şimdi State yani, şöyle abi şimdi o kadar hani sen şimdi Durant Curry e, Thompson ve Green o Ya Thompson mark sakatlanmasa gayet güzel bir playoff takımı olurlardı. Thompson Sakatlanmasaydı. Evet. E, evet Kelly Aubrey Jr aldılar bu arada işte drafttan. Şimdi şöyle bir şey e, ya tabii ki Thompson sakatlanması ben ona hazırlanıyorum zaten. Drafttan gelecek olan adamla belki de iyi bir takasla yine şampiyon adayı olacaklardı. Drafttan da kimi almışlardı ya? Drafttan onlar da yüksek yukarıdan seçtiler. Evet de. evet bakalım ona yani buradan dinleyici özür diliyoruz ama yani draft konusunda biraz iyi değil. Bayağı Artık ikinci da... pik Wiseman. James Wiseman. Evet, Weizman, evet tabii. Çok uzun, potansiyelli uzun diyorlar. Uzun aldılar. Evet. Ee, aynen öyle. Şimdi tabii bunların ne kadar katkı ve şimdi şimdi Luka Doncic draftla geldi. Draft demişken onlardan biraz bahsedebiliriz. Doncic tabii. Şimdi şöyle Büyümüş bir şey var. küçülmüş bir. Aynı olduğu için drafttan birinci gel yani ilk 5 hadi ilk 10, 1. turun ilk 10 sırasından her gelen her sene e, o kadar da etki yapmıyor. Şimdi tabii. onlar biraz böyle bir kapalı kutu. Şimdi hmm. mesela e, Jason Tatum örneğin geldi iyiydi çaylak sezonunda ama şimdi artık hani e, şey ama Doncic bir geldi. Biz Hazır geldi de. yani. de. Hani, 16 yaşında Real Madrid'den geliyorsun. Final Four yani. oynadığı için yani. <laughs> <laughs> Emre Belezoğlu gibi. hani <laughs> Liseden <gülüyor> alıp oynatıyordu ya galiba. Aslında As Trae <laughs> Young da öyle yine. Mesela e, Minnesota'daki adamın ismi neydi ya? Carl Anthony Towns. Ha, Carl Anthony Towns da mesela yani gelir gelmez liderlik evet. şey üstlenen adam. Kobiler, mobiler öyle hemen çıkmıyor. Biraz e, Kobe, beklemek 13. gerekiyor. 13. sıra Charlotte'dan geldi. Evet. Ilk, o bomba zaten. İlk yani. maçı aynen. sıfır sayı airball'lar falan. Jordan Sonra... da birinci sıra değildi değil mi? Michael Jordan da birinci sıra değildi galiba. İki. Birinci galiba, sıra o, o... galiba Clyde Drexler. Hatta... Ya Clyde Drexler ya da şey onun öbürü adam kimdi? Alon, e, Alonso Mornick değil de. Dikembe Mutombo mu, mu? yok. 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 E, New York'taki adam. Pat Ewing. Pat Ewing 3 galiba. Öyle miydi? Şey 1. Hmm, Clyde. Öyle miydi? Evet evet. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam. O var o ama. Efsane işte 86 draftı. Aynen öyle. Yani onlar belli olmuyor. Tabii onları izleyip görmemiz de gerekiyor. Ee, senin de söylediğin gibi yani 20. sıradan seçilen 2 sene sonra büyük bir star da olabilir. Tabii. Bunun en iyi örneği mesela ben işte daha böyle gençlik yıllarını hatırlıyorum. Şey çok bağıra bağıra geliyordu Tim Duncan. Herkes Tim Duncan'ı konuşuyordu. Lebron James de keza öyle. Tabii ki. Bu abiler geldiler. Birinci sıradan seçirdiler. İşte San Antonio çok iyi bir hamle yapmıştı mesela o zaman. Hani David Robinson sakattı. Hı -hı. Sezon boyunca oynamadı. Sonra aynı Curry gibi. Onu da şey yaptılar. Dinlendirdiler. Bu arada çok özür dilerim. 84 efsane draftı. Hı hı. Hakim Olajuwon. Bir. O mu bir? Tabii. Houston, Ama he? o da güzel birmiş ya. Hakim Olajuwon. Yani, yok, acayip. O yani benim o en yani. beğendiğim ilk üç oyuncu olabilir. Hayırlısı hayırlısı. Ama İkinci sırada işte Portland Sam Bowie'yi seçiyor, ha. Michael Jordan'ı ha, ha, Onu onu hatırlamaya çalıştım işte evet. aslında. Yani öbürleri star oldu çünkü olabiliyor böyle şeyler Tabii yapacak canım. bir şey yok. Ee, yani Luka Doncic geldiysa de Phoenix Suns Luka Doncic alabilirdi, <laughs> o almadı. DeAndre Ayton Orada Abi öyle bir draft ki şöyle hemen bir hızlıca söyleyeyim. Hı -hı. Hakim Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, evet. ee, John Stockton. O oh, benim adamım. Tabi. O da çok Yani bu, daha ne olsun? Bu ilk 10 değil mi? İlk 10'daki seçilenler bunlar. John Stockton 16. sırada. 16. Ha, sırada. Tabii. John Stockton'ı. Ay arkadaş ya. Nasıl bir beceriksizlik değil mi? O e, Memur gibi göründüğü için belki <laughs> o zaman. hani... Ama hep <laughs> memurdu zaten. <laughs> evet canım. o iyi bir memur. Hayward'da da var o. Bir evet. böyle yazman gibi. Evet, evet. sorgu yargıcı, evet. katip. Larry Bird'de de bir dede <laughs> havası var mesela Tabii mesela. Yani. Boston'da bak o da. Aynen. <laughs> Boston'a giren beyaz memur. Beyaz, <laughs> beyaz memur oluyorlar. <laughs> evet efendim. Enes Kanter Portlanda Portland gitti bu arada hani o da her sene takım değişenlerden. Evet, Portland'tılar üzüldü çünkü şimdi, artık Türkiye'de yayınlanmıyor zaten. Yok ama geçen maçları. sene şey yaptılar ya. Şeyli yayınlanmıyor en azından. Ha, spikerli sene, falan bastını yaptılar birkaç a, kere. Aa ulan ondan mıydı acaba ya Spikerli? Bir, sen evet. Sport verdi şeyi. E, Bastın. Bu neredeydi ya geçen sene? E, Bastın'a. Bastın maçını evet. verdiler. Ama. Ha verdi ama spiker. görmüyoruz diyorlar. Yani biz haberin bir yok. Aslında. Öyle bak yayınlanıvermiş. vermiş. Yok. <laughs> <laughs> mu şöyle bir şey? <laughs> ya adam çok da şey kalmıyor zaten. Öyle yani. biri yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Efendim o zaman e, bu bölümü şimdilik nokta koyalım. Bir sonraki bölümde yine zaten konuşacağımız birçok yeni e, transfer anlaşması olacaktır. Hı -hı. Şimdi e, keyifli bir son bölümle kapatalım diyorum. Tabi. E, ha son olarak Steven Adams'ın da New Orleans Pelicans'a gittiğinde. Ah evet. E, güzel evet. bir ekleme evet. yani Pelicans'a bir hemen hızlıca bakarsak Bak sevdiğim abi, bir takım o da ben bakamıyorum da o yüzden <gülüyor> <gülüyor> canım sıkılıyor <laughs> Lonzo Ball Ingram ay çok sıkıcı bir takım ya Zion Williamson ay şimdi, Zion Williamson unuttum ben. tabii ha. Steven Adams da olduğu için beşinciyi ha. unuttum ee, güzel nüve heyecan ama verici nüve var takım. evet ama Zion, ama Zion Williamson Stan Van Gundy geldi bu şey. arada evet Bizim eski Orlando'daki. Evet o geldi. Ama yani işte o Zion Williamson belirleyecek. Ya yani olup olmayacak. Evet. Canlı. Bir o öyle kadar bir takım büyük yani. oyuncu olur mu? Belli olmaz. Biraz Ya da şişiriliyor gibi, geliyor evet. Ama dur bakalım. Evet. Müthiş göreceğiz. bir güç. Yani sakatlanmazsa bowling topu diyorlarmış ona zaten evet. böyle tamam, hareketleri işte falan. Sadece güçlü olmuyor. ya. E tabi. Yani Mental. Güçlü Peki efendim o zaman şimdi bu bölümümüzün son kısmına geçiyoruz. <laughs> Evet Serkan Rutkay Ayı e, devam ettirdiğimiz NBA podcast'in yeni sezon ilk bölümünün son kısmına e, <laughs> keyifli bir e, başlıkla giriyoruz. Bu sezonun şampiyonluk adayları. Evet. Ya inanılmaz güzel dedikodu yapacağız şimdi bak şimdi, kesinlikle. E, burada Brooklyn'i konuşmadık. Evet. Burada bence burada araya burada yedirelim. Şimdi bir gönülden geçen vardır. Ya. Bir de gerçekler vardır evlat. <laughs> Şimdi gerçekler de gönülden geçiyor dedin ki abi. Şimdi gerçek... Üstat. <laughs> Yine şiir gibi konuştun Sezai abi. Sezai abi. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var abi. Gerçeklerle gönlünden geçenin birbiriyle çakışmasını en yakın yaşayanlardan bir tanesi sensin. Çünkü Lakers gönlünden geçiyor ve Lakers evet bir numaralı favori. Abi evet, ya. evet. Bunun yanına ben Gönülden geçenler kısmına deminden bir zaten işaretini verdim. Üç tane takım sayacağım. Peki. Batıdan. Tabii. Birisi Portland, birisi Dallas, birisi de Denver Nuggets. Şimdi dersen ki bana baba iyi diyor, güzel diyor da bu abileri kim şampiyon yapar? iyi ama <laughs> ya <şimdi gülüyor> şöyle abi ee... Portland'daki Denver Nuggets dışında bu üç takımda şampiyonluğa götürecek lider oyuncuyu hemen göremiyorsun. Ben Jokic'i de sayarım. Lillard'ın yanında çünkü... Ya ben orada Cemal Murray'i sayarım mesela. E, evet ama m, nasıl diyeyim, Jokic'in yarattığı alanların içinde çok ha. etkili oluyor bence Cemal Diyorsun, Murray. Diyorsun ha, olabilir. Doğru Yani tek başına doğru. bir takımı doğru. Cemal Murray'nin üstüne kurmazsın takımı. Doğru, yani, Jokic'e kurarsın gibi geliyor. Haklısın. Ee, burada ben aslında Warriors'ı e, yine de yazdım. Neden yazdım? Yani. İşte Clay Thompson sakatlığı iyice artık tadı kaçtı ama. Aşil bir de galiba yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, sakatlı. Aşil'den dönen. Yani şimdi ben biz burada ondan sonra kanalda NBA'in en iyi 10 tarihinin en büyük 10 oyuncusu videosu yaptığımız zaman bizi böyle aşağı bize dayak attılar. Stephen Curry'i niye koymadın diye. Hı hı. Şimdi burada arkadaşlar seslenmek istiyorum. Aş Abi aslında şöyle bir şey var şimdi. Hani LeBron Örneğin az önce söyledik hani takım olmayınca ne yapsın büyük star hikayesi kabul tabii, tabii. ama şimdi Stephen Curry'nin olayı biraz öyle şimdi mesela Clay Thompson gittiği anda herkes aa falan yapıyor şimdi Curry biraz öyle bir adam yani şimdi diyebiliyor musun mesela abi tamam Curry var ya bir şekilde sürükler Yok. hani Curry, olmuyor. Curry'ye de bir yapı kurmak gerekiyor. Aynen yani. öyle yani. Çünkü işte, yani. hani o kadar o da geometrisini... Her se bozuyor ki oyunun. Evet. Ya 12 metreye açılıyor bir anda oyun. <laughs> yani ama yanında işte şeyler olması lazım. Yani hı. hani Clay Klayman gibi Green, falan. Draymond Green iyi bir savunmacı. Hı hı. Ama işte diğer parçalar da olmayınca... Şimdi Clay'in yerini yani ha deyince de... Bir de Draymond Green bir 3 olacak bir felaket var. <laughs> yani artık hani... Evet. Büyük Dolayısıyla Warriors'ı sayamıyoruz. Warriors'ı sayamıyoruz o yüzden. Evet. Ee, ben açıkçası Portland Trailblazers'daki birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi ben şuna bakıyorum genelde basketbolda e, ee, ya iyi bir mesela bu haftaki Euroleague Podcast'ı şeyi söyledi Fenerbahçe Beko'nun problemi nedir diye şey yaptığın zaman abi bir beşin olacak elinde yani Hı -hı. mutlaka bir beşin yap bir kere de böyle sana güven veren bir beşin oluşturman zorundasın Belki bu 4 artı 1 de olabilir en kötü ihtimal. Şimdi Portland bunu başardı gibi geliyor bana. Yani şimdi Damian Lillard ve CJ McCollum'un yanında Carmelo iyi e. adapte oldu. Bu sene de kalıyor takımda. Evet. İyi bir Hasan Vassayet var pot altında. E, Yusuf Nurkic'i döndü. Dolayısıyla ve bu Getiren takım... Junior... Aynen olayı. öyle. E, bu arada... E, Robert Cummington'u aldılar. Asıl o. <laughs> Houston'dan. Çok Portland'ın aşırı ihtiyacı olan bir oyuncu. Kadroyu derinleştiren de bir isim. Bir de seviye de atlatıyor kadroya. Çünkü yani Damian Lillard, C.J. McCallum, Hı -hı. Robert Cummington, Hı -hı. Yusuf Nurkic'i 5'e koyuyorsun zaten. <laughs> evet işte Carmelo falan dördü de çevire çevire, Covington dört oynuyor bu arada yani hmm. üç dört oynayabilir, herkes savunabilir şeyi aldılar işte, Enes'i aldılar, o da hani o şey da geldi, iyi, evet, bir o. iyi bir alternatif, Hasan motasyon. Whiteside duruyor maalesef böyle şey gibi abi şu çamlıca'nın şey tepesinde kazık ama var bir ya şey onun gibi. Asanmaz set. Niye ya? Adam yanımız efektif değil mi ya? Hiç şey... değil abi. Tamamen boş kalori. Abi, onun psikopat bütün... gibi rebound alıyor adam ya. Onun yani bütün neyse. istatistikleri şey yani. Hani olur ya böyle e, atıyorum boş yapan ama her şeyle ilgilenen, kalabalık <laughs> mekanlarda, setlerde falan öyle insanlar vardır işte. <laughs> mindset, o tarz bir ya yani, <laughs> tam bomboş bir adam. Yani savunmasını biraz ortalamaya çıkardı. Hani eşlik ediyordu sadece ama tatlı, iyi bir kadrosu oldu. Kesin. Ee, en azından 8'den değil de böyle 7'den 6'dan 7'den girme ihtimalleri olabilir. Ya bir zahmet girisinden artık çünkü ikidir hani, e, fıtık ediyorlar şey ee, Zack yani. Collins de bu arada. Zack Collins var bir şey de, de, de saymak. Rodney Hood iyi bir iyi bir takım oyuncusu Rodney Hood Evet. 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 O, o son zamanda da. Covington ama gerçekten e, nokta atışı transfer oldu Portland için. Evet dolayısıyla yani şöyle bir şey Portland aslında şampiyonluğu lider önderliğinde. Hı -hı. E, yani ya Lillard bence NBA'in en tepe 10 adamdan bir tanesi. Kesinlikle. Dolayısıyla e, bu adamın ısrarla Portland'da kalması, müthiş, bu takımın müthiş. yavaş, yavaş olgunlaşması bu takımı en azından bu sene şampiyonluk için bir aday haline getiriyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Clippers'ta mutlaka yazma zorundayız çünkü e, tabii bir şey değişmedi. Yani tamam Kawhi, değişti. Paul George, A, Ibaka, A, yani üçlüsü, e, Lou Williams üstünden gidecekler. Dolayısıyla Ben biraz o da şampiyonluk adayı konuşmak istiyorum. Brooklyn Nets'in e, doğuya geçiyoruz şimdi dur. Ha, pardon, doğuya geçiyoruz pardon. şimdi. Batıda bunlar efendim. Ha batıda şey var. Utah Jazz var. Yani, <laughs> Olmaz mı diyorsun? Yok. <laughs> ama Utah Jazz'a şöyle, şöyle bir şey yok. Mitchell'a gerçekten ya, büyük saygı duyuyorum. Müthiş. Ya, Boyan Bogdanovic ve Rudy Gobert. Yani Gobert ile Mitchell'ın ikisi çok iyi oldu zaten. Yani, da, Bogdanovic... Tavanı belli bir takım Utah. Playoff'la çok iyi oynuyorlar ama. Evet ama hani... E, nasıl diyeyim? Ama orada kadar gelmez. Abi bir süre sonra yetmiyor. Yani batı su batı batı hep zor bir de. batı zor. Abi. Ya batı benim son 20-25 yıldır takip evet, yani ediyorum NBA'yi her zaman en zoruydu. Hatta evet. bu e, goat tartışmalarında o yüzden hep Jordan-Lebron karşılaştırmasında Lebron'un 10 finali olmasının doğudan Aha. kaynaklandığını söyler. Gerçi Jordan da doğulu da. Doğudan de. Kobe'ninki daha kıymetli oluyor böylece. Evet o Ağladım. daha daha rekabetçi <laughs> daha rekabetçi bir alandan. Peki o zaman daha sıkıntılı olan Doğu'ya geçelim. Doğu'da e, yani şimdi şöyle bir şey var yani aynı Houston'ın sıkıcılığı gibi Milwaukee Box Milwaukee Box ne yani, <laughs> iki sezondur sıkıcılık üstüne sıkıcılık yapıyor playoff'ta. Evet. Ar tek yönlü, şöyle bir şey tek planlı ya. bir koçları var Budun Ozer. Evet. Yani çok geri kafalı. <gülüyor> <gülüyor> Budun çaktık buradan. Çaktık, güzel çaktık, buradan yolladık Direkt gerçekten. Net yani. Hani yobaz diyebileceğimiz bir hocamız yani. Peki ona mı bağlıyor? Onun oyun planına mı bağlıyorsun? Ya hem o hem de e, Malkın Bragdon'ı bırakıp hmm. intihar ettiler. Çünkü ikinci e, top yönlendirici konusunda e, Middleton orayı dolduramıyor. Or Bogdanovic gelseydi işte orada belki İşte o zaman şöyle olurdu. Yanisin yanına hani Bogdanovic Middleton e, birini daha aldılar. Evet, birini daha aldılar onlar. Asıl bomba. O kadar çok takas oldu ki çok ben bu kadar beklemiyordum, bu kadar beklemiyordum aslında da çok hızlı bir şekilde başladılar onlar. Evet. E, takas ve serbest oyuncu kontratı imzalama hikayesine e, hemen bakalım son takımına da şeyin e, Milwaukee'nin. Ekstra bir isim e, kimi almışlardı? Ben niye atladım bu şeylerde ya? Çok artık yani fazla olduğu için karıştı. Bir, bir, tane beklenti vardı aslında galiba o gerçekleşmedi yani belki onu hatırlamaya çalışıyoruz o ol, da olabilir ol. İşte şey konuştuğumuz neydi ee, Bogdanovic evet oradan bir karıştı ortak orta. evet, Ersan İlyasova bu arada serbest bırakıldı biz evet aslında. Ersan ama NBA'de <laughs> her takımda bekleneni verecek bir yere imzalar mı? istikrarlı var. tabii ki bir yeri imzalar Şimdi şöyle bir şey var. Milwaukee'deki sıkıcılık hikayesi şöyle bir durum. Acaba diyorsun ee, yani Yannis çok çok ekstra, ekstra bir oyuncu, özel bir oyuncu Yannis, sen evet. e, özel bir oyuncu. O şöyle bir şey, böylesine atletik, böylesine hem, hem uzun atletik, hem birden beşe hani anne hani LeBron gibi şey yap. ama LeBron'un farklı bir versiyonu. Hı hı. E, bu olduğu zaman yanında da iyi parçalarla takım da normal sezon lider bitirince ve istemez şampiyon adayı diyorsun ya, ama playoff var ya şunu görüyorsun. Onlar, acaba şampiyon adayı değiller? Mi? Şöyle e, bu Yannis'in Oyun yapısından da kaynaklanıyor biraz. Oyun artık ona çok fazla izin vermiyor. Aha. Yani Yanis gibi, Westbrook gibi sürekli e, içeriden üreten oyuncular için yani Aha. penetre üstünden evet. üreten oyuncular için playoff çok ters bir atmosfer aslında. Hı hı. Yani e, çok işlerine gelmiyor fakat bu sıkıcı Milwaukee'yi bir kenara atıp mı e, kesinlikle. Olabilir. Şimdi Philadelphia 76ers. Bu arada ben artık bu sene Philadelphia'da daha etkili bir Furkan bekliyorum. Kesinlikle. Çünkü Furkan inanılmaz yetenekli bir adam ve kendisi de çok doğru gelmiştir. Ben Cedi'nin önünde ama. görüyorum Furkan'ı. Şimdi tabii Yetenek... pozisyon olarak da farklılar. Bir, rol rol olarak da farklılar ama ya Cedi'de şöyle bir talihsizlik hem talihsizlik var hem talih var. Bakalım nereye gidecek bu iş. Süre alıyor ama yapı yok alışkanlık kazanamıyor. İşte yani, yani. yani Lebron'la başlamak ve Lebron gibi bir starla başlamak evet. çok büyük bir artıydı. Dedi de iyi de anlaşıyorlarmış. i̇yi de anlaşıyorlardı. Sempatik ya. Aynen. kendisi kendisine verilen şansları %50-60 oranında iyi de kullandı. Evet evet fena değildi. Lebron gittikten sonra Cedi has adam oldu takımın. İdare de etti ama şimdi senin söylediğin yerde risk başlıyor. Şimdi takım olmayınca ortada ee, gelişemezsin. O yani. zaman rekabet olmayınca nasıl olacak? Bir de sana olan bakışla değişmeye başlıyor. Çünkü evet. diyor ki kardeşim tamam takım yokken sen de yoksan sen o zaman düz bir adam mısın? Hani Hı -hı. daha hani seviye atlatan bir oradaki fark yaratamıyorsan. Ya orada fark yaratmak için kendi bir şey yapacak. Orada deliler var çünkü hani evet. dört topla dolaşması gerekenler olduğu için <laughs> bırakmıyorlar topu. Aynı Gelelim yani. yine sıkıntılı. Bu arada e, bir evet. kadro yapısına. Philadelphia şimdi Furkan'dan beklentimizi söyledik ve şimdi Dwight Howard geldi. Evet. Bak, bu arada Dwight Howard'da da parantez açalım. Dwight Hover, bence geçen seneki şampiyonlukta büyük rol üstlendi ya. Kendi rolünü çok iyi oynadı. Ya, yani, iyiydi abi adam. Aynen, yani. aynen. Beni, ha bile bu adamı niye eleştirip duruyorlar? Sürekli adam bayağı hani Kyle Kuzma'dan da playofflardaki Rondo'yu bir kenara bırakırsak ondan da. İşte, öbür işte çocuklardan soy... daha iyiydi yani. Artık tabii geldiği için gerek kalmadı <laughs> Howard'a. Ama Fakat, Dwight Howard buraya da şimdi Joel Embiid ile Howard'ın aynı anda olması. Gerçekten komedi dans ikilisi. <laughs> hani kavuklu ile <ilapin> şeker gibi. iki <laughs> <Aynı. gülüyor> İki tane gevşek. Aynen yani değil. şöyle Dwight Howard işte dinlendirecek Embiid'i. Çok iyi daha komedi dans <laughs> ikilisi. Tabii canım ya böyle bir şey yok. Ee, şöyle Seth Curry takviyesi bu arada. Ha bir de çok Seth önemli. Curry geldi. Dallas'tan. Dalms'tan, evet. Seth Curry zaten son iki senedir oyununu sadece işte sabit şutör olarak değil topu yere vurabilen, oyun kurabilen bir yere evrildi. Bu çok önemli. Yalnız işte Philadelphia'nın her zamanki sıkıntıları işte Al Horford'un ilerleyen yaşı ve şişmiş kontratı. Evet. Bu Ben Simmons denilen arkadaşın <laughs> şut atmama ısrarı. Ben Simmons kullanmama. şişiriliyor mu sence? Yani şöyle modern oyunda şut atmadan hiçbir yere dinemezsin. Hmm. Yani Gober gibi bir savunma bakanı falan durumu yoksa yani hani <laughs> imkansız. O yüzden bu arada hani MBT yer açmak için oyunun boyunu uzatmak için de gerekli. Yani teknik olarak gerekli. 2-3 tane at. Hani 1 bir at, 1 bir at ama at yani. Şimdi şöyle Seth Curry ve Dwight Howard e, katkılarından e, şunu görüyoruz aslında. Yani çok özür dilerim. Ve... Keşke Simmons'ı takaslayabilseler. Yani şimdi yani. ona gelecek mi zaten? Ben de ona lafa girdim. Şimdi e Freda Kadro yönetimi sanki hani e, Siemens MBT e, denkleminin etrafına dolduruyor. Biraz daha ve deniyorlar bir şampiyonluk daha kadrosu kurmaya çalışıyorlar. Evet. E, olur mu? Sanki olmayacak gibi duruyor bu. Ama hiç fena bir şey değil. Yapı olarak hani nüve olarak kadro abi. gayet iyi. Üçlü kadro. Ama işte Embiid'in ciddiyeti çok önemli. Yani onu... Yani bir de Embiid üst seviye bir oyuncu. Üst... Ben Simmons üst seviye vaat eden bir oyuncu. Şimdi o yüzden şampiyon adayı ediyorlar zaten. Hani şimdi Lillard e, Lillard'la belki yani CJ McCollum denklemine göre Simmons Embiid daha çok şampiyonluk vaat eden bir ikili olarak görünüyor. E tabi tabi. o yüzden Philadelphia'yı flederfey Philadelphia'yı yapan bu. Tabi. ya hikaye doğumlu... bunun etrafında takımı doğru kurmuş. Evet. Işte. Yine Doğu'nun adaylarından olacak. Hı -hı. Ee, Sixers. Fakat nihayete ereceğini ya çok erken bir de şu an hani şöyle bir iki ay sonra tekrar bir değerlendirme belki yaparız da. Evet. Fredelfia'da adaylar arasında diye. Evet adaylar arasında. Miami Heat'i geçiyorum. Miami Heat aday zaten. Hani zaten gönlümüzün final gören takım. adayı. Ee, Toronto Raptors'ın da yine o playoff, doğu, doğu playoff'unda finali zorlayacak bir aday olarak görüyorum. Yani bir tarafta Mark Gasol gitti. Kaybettiler Gasol'ü fakat. Evet. Ibaka da gitti. Evet işte yani Toronto'nun biraz hamle yapması gerekiyor. Hamle yapacaklardır yani bunlar serbest oyuncu kontratlarından gidenler ama yani bilmiyorum ne olur ama Toronto belki yani biraz dediğin gibi beklemekte de gerekiyor. Evet. Bir ara Dallas <laughs> şey istiyordu Batı'da konuşmadığımız için aklıma geldi ee, Rudy Gobert'i istiyorlardı kim istiyordu? Dallas. Daha o çok iyi parça olur. Yani evet savunma için tamamen halleder. Porzingis 4 numarada takılır. Şimdi Rudy Gobert de gelirse yalnız şey olur o Dallas olmaz o böyle şey Real Madrid, Barcelona, hani Fenerbahçe Beko filan. hani. Doğu'ya gelmişken de şeyi de söylemek lazım. Komple Avrupalı yapın takımı oluyor. Bu kadar Avrupalı sevdalısı en çok Dallas'ın herhalde. Dallas Novitski. Bu arada Campazzo geldi Denver Nuggets'a. Çok ekstra işler yapabilir, ha. yani ben öyle düşünüyorum çünkü çok formda, Denver'da konuştuk az önce Hı -hı. Cemal Murray yok için, yani şimdi tabii ki ilk beş oyuncusu olarak almadılar onu ama belli de olmaz çünkü bu Avrupalıların efektleri iyice büyüyor, Denver'da yok için olması da çok büyük bir artı tabii şu bakıldığı zaman, dolayısıyla hani Facundo Campazzo bir de çok formda gidiyor, şimdi dedin ya az önce Doncic, şey, şimdi, şimdi Campazzo yani. şöyle gidiyor bir de hani adam sezona başladı zaten şu anda. Hani Real'de oynuyor. İyi de şu anda forada yer. bağlayıp devam. Aa, şimdi gitti. Gitti şimdi orada antrenmanlara katılacak. Dolayısıyla e, öyle bir detayı unutmadan çok iş var tabii bir, bir, bir ilk bölüm olduğu için şimdi oradan şeye geçelim diyorum ben. Brooklyn Nets. Nets ve Boston Celtics'i konuşalım son olarak. Bunlar şampiyon adayları diyorum kesinlikle. Boston tabii hmm. Nets'i sonra bırakalım evet. Evet. Ya Boston e Gordon Hayward'ın eksikliğini zaten çok çeken bir takımdı ve sakatken çok net görebiliyordu. Ama alışmış bir takımdı. Aynen, aynen varlığında yokluğunda yetmiyor <laughs> adlı eserdi Gordon Hayward orada. Fakat ya ne olacak? Bastığını ben işte Tatum'un gelişimi için izlemek hoşuma gidiyor. Aynı zamanda Jalen Brown'un yolu daha evet, Jalen Brown ve Kemba Walker kesinlikle büyük karakter Kemba Walker'ımız. Fakat Boston yine yetersiz kadrosuyla. Evet yetersiz e... yeterli kadrosuyla. Yani şöyle abi. E... şimdi i̇şte az önce söyledi yetersiz yani yine playoff yapacaklar. Yine yapacaklar. Ama bir veya iki de gidecek. Aynen yani. öyle. İkinci yani yarı finalde gidecek. Yarı finalde yani. büyük ihtimalle Hadi <laughs> biz uğurlayacağız onları alkışlarla. <laughs> bir de şeyi çok ritim tutturdular sonuçta. i̇çerideki maçta da kazanıyorlar bir de. Hı hı. Öyle iyice gıcık ediyorlar. Yani evet. Böyle, ya bırakmıyorlar. İkisini de alıyor falan dışarıda bir tane alıyor üçe getiriyor. Ersun'un gençler birliği gibiyler. <laughs> neredeyse biri <laughs> <Gelip, gelip>, bilenler <laughs> bilir aynen gelip gelip bitiriyorlar. Yani. <laughs> aynen ee, şimdi Brooklyn Nets burada ben bir şey söyleyeyim. yine madhouse yani deliler. Evet ya yani Brooklyn Nets'e şöyle bir durum var sevdiğim hani iki oyuncu, Kyrie Irving ve özellikle Kevin Durant. Kevin de ne, de ne düşün... kalbim var abi. Kyrie Irving'i sevebilmek ya için. Ki... şöyle şundan dolayı yani izlemekten keyif alıyorum. Anladım anladım. <laughs> Yoksa diyorsun manyağın teki zaten Tabii. de şimdi şöyle bir durum var. Ee, Kevin Durant'tan da dünya kadar laf yedim ben. NBA yani tarihindeki en iyi 10 oyuncusuna Kevin Durant'ı niye koydun diye belki sen de eleştireceksin neden ama koyulmasın? Orada bence. Söyledim ama zaten. Video hazırlarken yazdık metinde de ben de seslendirmesinde de yani, yani kişisel bir eleştiriyi buradan alırız diye. Ya şimdi şöyle Kevin Durant'ten ben o aşil dönüşü e, i̇şte bu kadar en... düşüş beklemiyorum. Hani ben bu sene Brooklyn Nets'i şampiyonluk adayı gibi e, oynatacak bir Kevin Durant bekliyorum. Ya şöyle e, çok kritik bir sakatlık bu. Hı hı. Ya aşili kopan futbolcuları ve basketçileri düşündüğünde dönüşleri yani Kobe Bryant gibi bir ...psikopat bile hani disiplin evet. abidesi bile dönemedi. Gerçi yaş olarak aralarında bir... ...Durant şu an 30 ya da 31 galiba. Kobe 34-35'e evet. gelmişti sakatlandığında. Evet, 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 evet. Daha uzun bir oyuncu, daha zor olacak dönüşü. Hı -hı. Ee, Bayağıdır da hazırlanıyor, riski etmediler. Geçen sene hiç oynamadı. Evet, bu da iyi oldu. Hı -hı. Ya kadro olarak... ...hani gayet... ...işte Irving, Spencer Dimwitty, Jeff Green, Joe Harris, Kevin Durant... Evet. E, ...Chris Levert falan gayet iyi bir kadro var. Deandre Jordan hala devam ediyor. Deandre Jordan her zaman iş yapar. Evet evet biraz <laughs> yaşlansa da Landry ve Şemit geldi. Şemit evet, bak Shamed güzel birini şey, unuttuk. Güzel bir parça olacaktır yani evet, orada. Evet iyi bir adam. James Harden söylentileri vardı bir ara. O yani, uçarlar kesinlikle bu şey gibi hani 3 tane delinin eline 3 bomba abi. verip bak o zaman işler değişir gibi. şimdi Kevin Durant, Irving, Harden dediğin zaman işte diğer bu diğer başlı O zaman Lakers'ın yani. ayarını da bozarlar. Orası Evet işler değişir orada. Evet. Vallahi şimdi şöyle bir şey var abi. E, neyi tercih edersin? Ya yani çok kuvvetli 4-5 takımın oldu ve diğerlerinin de böyle laf ola beri oynadığı bilgi ligi tabii tercih etmezsin. Hı hı. Ama e, Uzun zamandır yani Golden State bunu kapatıyordu. Tabii. Uzun zamandır Anedanlık böyle. Aynen. E, aynen. Ama iyi dominasyon sağlayan 7-8 takımı izlemeyi tercih ederim tabii. Ben de. Yani şimdi böyle 2-3 takım bu toplanmasın. Ama abi çok da böyle şey olmasın. Yani hani böyle e, nasıl söyleyeyim o dominasyon göstermeyen takımların da sayısı da çoğalmasın bir taraftan da. İddia artsın. Evet. E, buna yakın bir ya, sezon gelecek. Hawks'ın böyle bir seviyeye gelmesi. Aynen öyle. Ha. Doğuya kalite ya, katacak. Bunun demeye yani. çalışıyorum. E, Brooklyn netsten beklentimiz şey bu arada yani Hawks demişken finalde de şeyi söylemek istiyorum Minnesota Timberwolves e, Atlanta Hawks e, Charlotte Horns ve Phoenix Suns'ın da bu sene playoff adayı seviyesine gelmiş olması. Yani artık aynı atılımları Cleveland ve Chicago'dan bekliyoruz. Minnesota için yani D'Angelo Russell'la Cat Carlanton Towns. Towns ikisi de çok yumuşak oyuncu. Sezona da iyi başlamışlar. Içerisinde. Bu sert batıda ben onlara çok Doğru. Bilmiyorum. Çok şanslarını biraz düşük buluyorum. Fakat... Geldi şimdi. Evet o bir toparlayacaktır o onları. Katkısı olacaktır. Yani. Evet. Yani basketbol diye bir oyun var. <gülüyor> Belli <gülüyor> kuralları <gülüyor> Arkadaşlar, var. Evet. Belli <laughs> bir efor lazım falan. Hani savunma diye bir şey var falan diyebilirler. Fakat e, bu saydıkların arasında Phoenix Suns'ı kesinlikle Aynen. yakından takip edeceğim. O Chris Paul'la beraber onlar da zaten bu Bubble'da müthiş performans gösterdiler. Devin Booker'la beraber. E, şimdi daha güzel bir Phoenix izleyeceğiz. Yani buraya ne olursa Güzel olsun, sezon olacak. Aynen ne olursa olsun bir şekilde şampiyon adayı olmasa da e, yine ben buralardayım diyecek olan bir San Antonio'yu eklersek. Şimdi bir çırpıda 16 tane takım saydık aslında. Evet. E, belki direkt hep tabii ki hepsi şampiyon adayı Hı -hı. değil ama e, dediğin gibi e, iyi bir sezon var. Bubble'da e, ve mesela Euroleague'in şu anki halinde baktığın kadarıyla yine de öyle seyircisiz ve koronavirüs etkisinden dolayı en azından içerikte ee, bir düşme olmuyor. Hı -hı. Euroleague mesela bu sene çok kötü başladı ilk hafta. Hı -hı. Oyuncuların formsuzluğundan dolayı çünkü bayağı ara vermişlerdi. Bir vermiş de bir vardı. sürü vaka oldu falan. Aynen. Vakalar oluyor. iptal falan var. Sonra toparladılar mesela. Yani O oyuncular yine o geliyorlar. En iyi bir de müthiş bir organizasyon. Yani evet. Hani onlar da... Bubble'ı bu nasıl tertemiz bitirdiler. İyi yani. bitirdiler. Evet. Dolayısıyla hani Euroleague'de bile mesela 3 4. haftada falan toparlanma başladıysa dediğin gibi NBA'in organizasyonu tabii, tabii. ve Bubble'la başlarsa hele ama bilmiyorum ben tabii, galiba şeyi seyahat, zorlayacaklar. Seyahati zorlayacaklar. Zorlayacaklar belki. gibi duruyor. Ee, i̇yi Olacak bir sezon canım, bizi her bekliyor. Her <laughs> bir uçağı buraya takılsın. Aynen öyle. <laughs> ee, Türkiye milli takım oyuncularına da başarılar dilerim. Yeni sezon iyi olsun diyoruz. Güzel program oldu ama ya. Valla aktık uzun süre Aktı. sonra biraz biz, paslanmış hissediyorum. Evet evet. Ama... Ben de öyle hissettim NBA için. Bir de çok yoruluk konuştuk bu evet. arada. Ee, efendim iki haftada bir belki e, şimdilik ye, sezon öncesinde yine böyle takasları konuşacağız ama şeyleri konuşalım istiyorum ya bundan sonraki bölümde en azından her bölüm iki tane yapabilirsek iyi olur. Ee, şeyleri konu, bölgeleri konuşalım sezon öncesi. Takım Hı -hı. takım bakalım daha çok. Tamam. Bir taraftan da yeni transfer haberleri ve gelişmeleri de konuşacağız. Ee, güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Eline sağlık abi. Ya senin canım. Ağzına sağlık. Ya, sağlık. Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. E, emeğine sağlık. Ruhuna değil. sağlık. Yani, emeğine sağlık diyorsa birisinin bu ne anlama gelir? Oyundan çıktın birisi dedi ki emeğine sağlık abi. Yani şey, Beğenmedim. oradan oraya koşturdun da Beğenmedim. ne dedin şimdi sen? <laughs> hani abi gerçekten müthiş bir beden performansı diyorsa ya, evet. Yavaştan o, ben bir kahve alayım o... diye uzayacaksın. Ama yani. emeğine sağlık ne demek? Beğenmedimin. Okumuşu, evet, hani, hani, Beğenmedi oku, Beğenmedi Emek birinci var en azından. Yüreğine falan. sağlık. Evet yani. evet. E, ama beğen, umarım bize de öyle demezsiniz Bu Şey falan. Metin size yardım etmiyor diyorlardı bir O mesela. daha kötü. O daha. Biraz kötü. da haklılardı da. <gülüyor> <ama> <gülüyor> yardım etmiyor. <laughs> haklılardı etmiyordu. ama yani şey demek. Yani kötüsün. Evet. Bunun sebebini şimdi açıklıyorum. Kötüsü atlamış sebebine gelmiştim metnini bulursan seni izlerim <gülüyor> diyor. <gülüyor> Kısaca. Ama bu halde izleyemeyeceğim. <laughs> bu halde gelme diyorsun? diyor. Bir gün onları da konuşuruz efendim NBA Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. Ben Sezai Mert Adam. Ben Serkan Utkaya İköz. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Esen kalın. Esen kalın. Yüreğine sağlık. Ondan sonra Podcast.